uçuşun nasıl geçti hayatım? Gayet iyiyim, sağ ol. Uçuş, peki hostesler, uçan memeliler falan? Ruhi! Abla yanlış anlıyorsun. Uçan memeliler yarasalar. Yarasalar uçan memeliler denir, bu bir. İkiye üçe geçme, gebertirim Ruhi. Abla sen niye böyle sert davranıyorsun ufacık ve hassas bir çocuğa? Rüya nerede Ürperi? Markete kadar gitti, birazdan gelir. İyi gelsin de göreyim bir an önce, çok özledim. Yarın yine uçuşum var. Aa. Ne? Yine mi uçuş? Enişteciğim uçuş var yine. Sorarım sana. Bir, bu uçuşlar senin kafayı güzel yapıyor mu? İki, hostesler sen ne arzu edersen anında yerine getiriyorlar mı? Üç, bu bir çelişkimdir, bu üçünü istiyorum. Ruhi sen cezalısın, ben çağırana kadar banyodan çıkmayacaksın. Abla yapma, banyo olmasın, çok korkuyorum ya. Su damlıyor böyle şıp 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 şıp. Dıt Ruhi. Eyvah, dıt mı? Dıt dedim. Eyvah, dıt. Dıt, dıt, dıt. Ay vallahi çok özür dilerim, bu kime çekti? Eserekli bilmem ki bu kime çekti böyle. Irsi olabilir mi acaba? Dıt dedim. Senin de işin çok zor karıcığım. Bütün gün onunla beraber evdesin. Gel de bana sor. İşte onun için ben de güzel karıma bir ödül vermeye karar verdim. Ödül mü? Evet. Seni Paris'e götürüyorum. Ay! Yalan! Niye yalan olsun şekerim? Zaten istemiyor muydun? Vizen de var, gideriz beraber. Ay ölürüm Mehmet'e. Doğru mu söylüyorsun? Tabii doğru söylüyorum hayatım. Sen ve ben baş başa bir Paris tatili. Ne dersin? Allah derim, ne derim nedir? Ay canım kocacığım benim. Vallahi tebrik ediyorum. Kral adammışsın. Paris harika bir yer. Dıt dedim! Ay ben ne kadar şanslı bir insanım. Ruhi. Hı? Ruhi'yi ne yapacağız? Ruhi'ye kalacak bir yer bulmak lazım. Rüyayı canından bezdirir bu Met. Yazık kızımıza. Ne yapacağız? Hadi be, hadi be vurun. Ah be, ah. Şimdi bizim Ortega'mız olacaktı ki millet futbol neymiş görsün. Şanssız an. Bakıyorum keyifler yerinde paşam. Yok be abla. Nihat'ın takımı 2-0 yenik durumda. Yani bizim lig bitti, Avrupa Ligi kaldı değil mi? Ödevlerden sana hak getire. Abla sahada bizi temsil eden bir futbolcu var, lütfen. Sen de üniversite sınavında kendini temsil edeceksin. Şunun şurasında ne kaldı? Abla şu maç bitsin çalışacağım ya, tadım suyum kalmadı. Ya demek öyle. Evet. Ya başına gelecekleri bilmiyorsun o halde. Biliyorum ablacığım. Yani bir hafta televizyon seyretmemi yasaklayacaksın. Çok çok hafta sonu dışarı çıkmamı engelleyeceksin. Ama bu maç her şeye değer. Diyorsun. Dedim bile. Görüşeceğiz o halde. Nihat'a yapılan bir müdahale de var o noktada. Loren'den. Bana ne ceza verirsen ver. Koymaz afet güç verir. Büyüdüm artık burada. Ben delikanlı oldum. Hadi be oğlum. İyi akşamlar Ahmet Hanım. Umarım rahatsız etmiyorum. Şöyle geçeyim ben. Tabii efendim. Ne rahatsızlığı. Estağfurullah. Harika bir gol. 8. dakika. Bu maç? Keremciğim vallahi hiç kaldırmıyor bu gürültüleri şimdi benim kafam. Hem zaten böyle biz büyükler konuşacağız. Sen şöyle uslu uslu otur bir köşede, tamam mı canım? Hadi. Hadi siz de gelin böyle oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim Rüperi Hanım? Ay Afet Hanımcığım sormayın telaşımızı. Biz yarın Metin'le Paris'e kadar uçuyoruz. Ayıptır söylemesi. Aşk tazelim yani kumru kumru. Ay burada çoluk çocuk konu komşu falan derken biz yalnız kalamadık zar. Biz de sizin sayenizde yalnız kalamamayı öğrendik neyse. Ah ama işte bir küçük sorunumuz var. Ruhi ile Rüya evde. Rüya'yı evde bırakamam. Tamam. Rüya bizde kalsın. Olmaz. Yani ben başka bir yol düşündüm. Nedir efendim? Efendim Rüya bende kalır, Ruhi ile Kerem karşıda sizde kalır. Ne? Ay! Ay bu ne muhteşem bir fikir. Ay ben bunu nasıl düşünemedim? Ağzınıza sağlık, harika olur. Olmaz, olamaz. Abla benim üniversite sınavında çalışmam lazım. Şunun şurasında ne kadar kaldı değil mi? Ruhi ile beraber kardeş kardeş çalışırsınız karşıda. Abla bana bunu yapma. Bana ne ceza verirsen ver demiştin. Ben seni mükafatlandırıyorum. Daha ne istiyorsun Keremciğim? Teşekkür ederiz abla.